Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'a giriş yapmadım. Siz birçok sahne izlediniz de. Hatta belki izlememişsinizdir. Şimdi ekleyelim. Canlarım benim, merhabalar. Şu an Adıyaman Besni'nin bir köyündeyiz. Burası neresi diyeceksiniz. Şöyle güzel manzaraya karşı şöyle bir tutayım. Burası bizim Bünyamin abinin yeri. Ya peki Bünyamin abi kim? Onu göstereyim diyecektim. Gitti. Özgür var. Özgür'le tanıştırayım sizi. Aslında kayda daha başlamadık ama birazdan başlarım. Siz buraları sonradan izlersiniz. Özgür Bey merhaba. Bu köy hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşünüyorum. Öyle severim. Merhabalar arkadaşlar, ben Özgür. Bu belgesel çekiminde çok güzel görüntüler çıkacağına inanıyorum. Çünkü manzara çok güzel, doğa çok güzel. Tam bir doğa harikası. İyidir abi. Ahmet'i çekin, Ahmet'i. Ahmet'i çekelim. Bu da Ahmet stajyerimiz. Yani. Köremiz yani. Köremiz. Evet. Buraya peki ne için geldik? Bu gizli bilgi. Ooo, define ağzına geldik. Buraya TRT Kürt için belgesel çekmeye geldik. Yayında olursa hatta linkini de bırakayım, açıklamadan izleyebilirsiniz. Evet. Geldiğimiz yol, size yemin ederim şu yoldan geldik arabayla, bakın. Tam burası. Buradan böyle, yani yol nasıl bir yol şöyle anlatayım size. Bak şu iki araba. Yani yol yok aslında, tarlanın içinden, dağın içinden gidiyoruz. Yolu biz yapıyoruz yani, şöyle belli oluyor mu bilmiyorum da. Bildiğiniz bu ovada arabalar gidiyor. Yani şu an buradan böyle bir araba geçti. Şu an nerede çekim yapacaklarına bakıyorlar, onlara yetişeyim bari. Tilbaşar Kalesi videomu izlemiş miydiniz bilmiyorum. YouTube'daki ikinci videom. İzlemediyseniz şöyle bir üst köşeye bırakıyorum, ya da bu köşe miydi? İşte neyse, sağ üst köşenizde ekranınızın. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte o Tilbaşar Kalesi'ne benziyor aslında burası da. Tabi bura o kadar da yüksek değil. Ovalık. Köstebek delikleri var. Onları göstereyim size. Bu video biraz böyle geziden çok günlük vlog. Şunlar bildiğiniz bütün köstebek delik. Belgeselin konusu da çobancılık. Usta, çekim yapmaya nereye geldik biz öyle ya? Aa, handle çalıştı. Handle connected. Neyse. İşte belgesel çekimindeyiz. Çoban belgesel çekimi. Hava yavaş yavaş kararıyor. İş de bitmek üzere. Ben detay çekimiydi benim görevim. Birçok detayı aldım. Şu anda burada mağaranın olduğu yerdeyim. Kendileri de şöyle göstermek gerekirse burada çekimdeler. Hatta yaklaştıralım, zoom yapalım. Evet, orada şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Uzun zamandır YouTube'a video çekemiyordum. Onun da böyle bir şey yaptık. Ben buradayım demeye geldim. Adıyaman'la tekrar bir geri dönüş yapayım dedim. Bundan sonra da böyle çok uzağa gidemesem de yakın civarlarından birkaç bir yer gezeceğim. Yeni içeriklerimiz var. Şu anda koyun kaybolmuş. Koyun aramaya çıktık. TRT Kürt'te belgeselini de ayrıca izleyeceksiniz. Burada bir tane de yeni doğum yapmış bir koyun var. Vallahi daha bayır yürüyeceğiz şimdi. Evet, 2 kilometreye yakın yürüyecekmişiz. Ayağımda da düzgün ayakkabı yok ama abi şu an çıkıyoruz zaten daha doğru. Abi şu an öyle bir sofraya geldik ki, bak şu an çekimler bitti. Şöyle hemen dönüyorum. Burayı da vlogumuza ekliyorum. Şöyle. Geldim abi. Şarjım bitecek ama günün sonuna geldik. Bugün Besni ilçesindeyiz. Zaten çekimden biliyorsunuz. Giriş de yapmadım henüz ama şöyle bir dışarıdan göstereyim size kafeyi. Ya gerçekten çok misafirperverler. Ben burayı göstermezsem olmazdı. Gibi Garden Cafe. İçeride son müşteri olarak biz kaldık. Zaten çekimlerimiz de biraz geç bitmişti. Yani her açısından ben nargile aşığı birisiyim. Nargileler çok güzeldi. Personel çok ilgiliydi. Sağ olsun, gel kardeşim buraya gel. Çekeceğim, gel. Kardeşim sağ olsun bizimle çok ilgilendi. Buraya da eğer Besni'ye yolunuz düşerse kesinlikle uğrayın derim. Gençler için çok güzel bir ortam. Hem çay kahve molası da verebilirsiniz. Zaten yol üzerinde. Konumunu da ben şöyle açıklamalara da ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Vlogumuz devam ediyor. Evet, dün böyle geçti aslında. Şimdi ikinci gündeyiz. İkinci günden YouTube'a giriş yaptım. Ya uzun zamandır video çekmeyince insan şimdi başının sonunu ne yapacağını unutuyor. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diye ekleyeyim bari. Dün bayağı eğlenceliydi zaten, görüntülerinden de az buçuk görmüş olduğunuz gibi. Bugün devamı var o çekimin. Adıyaman Besni vlog olacak. Adıyaman'a tekrar geleceğim, bir de sokak lezzetleri için. Onu da şimdiden spoilerını vermiş olayım. Şimdi buradan nereye gideceğiz abi? Artık geziye başlıyoruz, yani ufak ufak size sunuma başlayabilirim. Şimdiye kadar biraz karmaşık geçti. Hemen Bünyamin abiyle bir röportaj. Abi nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Günümüz nasıl geçecek? Bir planlamayı anlatır mısın YouTube'a? Yani bu yukarıda şey var. Daha önce petrol kuyusu kazılmıştı. Evet. İşte orası böyle şimdi bir seyir tepesi gibi bir şey oluyor. Evet. Seyir tepesine gideceğiz yani. Seyir tepesine gideceğiz. Manzarayı göreceğiz. Aynen. Şimdi arabayla çıkıyoruz, ufaktan toparlanıyoruz. O zaman seyir tepede görüşürüz. Buradan Adıyaman falan her yer gözüküyor. Hatta dur arkaya bir geçelim. Şurada tam parmağımın hizasında şöyle Adıyaman gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle biraz yaklaştırayım. Özgürcüğüm bir dakika. Şuralarda bir yerlerde Adıyaman. Bildiğiniz Adıyaman gözüküyor yani buradan. Aranızda Ülker çikolatalı göfes seven var mı? Abi reklam lütfen, reklam yapmayalım. He tamam, Dido'yu sen. Teşekkür ederim. Dido yiyin rahatlayın arkadaşlar. Pikniğe mi çıktınız arkadaşlarla? Alın bir Dido'yu. Dido. Teşekkür ederim Sayın abim. Evet. Abi YouTube. Şurada da Besni ufak gözüküyor. Yine parmağımın hizasında gösterebildiğim kadar. Şuralarda bir yerlerde Besni de var. Umarım gözüküyordur. Abi lira var mı be? Evet. Aleykümselam. He? Şabe, takoçe. Takoçe abi. Ne diyor? Evet. Tamam. Tamam abi. Ne dedi abi? Tamam abi. Ne dedi? Şey, keklik koyayım, ne bileyim, bir şey yapacak, korkmasın diyor sesini. Ha, silahla bir şey mi yapacak? Ya bu keklik miydi, neydi bir şey mi? Keklik avlayacak herhalde değil mi? Kapatsana. Ben de geliyorum abi seninle yürüyerek. Şu çikolatayı da elime verdiğiniz konuşma yapıyordum. Evet arkadaşlar, canlı olarak bir avcı tarafından uyarıldık. JITEM örgütünden. Keklik avlıyorum diyor ama aslında insan öldürüyor değil mi abi? Keklik o bir mesaj. O bir mesajdı. Durumu aldın mı? Bomba haber yeşili buldu. Yeşil... Yeşil bulunmuştur arkadaşlar. Abi, Toros da çek. Toros çek. He abi bak, Toros'u da burada usta. Aha. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir alan. Dağın tepesinde. Burada zamanında petrol aramışlar. Çok garip ya, böyle ıssız bir yerde böyle bir şey görmek, böyle beton dökülmüş falan garip hissettiriyor gerçekten de. Böyle bir aparat da bırakmışlar. Bakalım dağın devamında ne var? Birazdan daha farklı yerlere gidecekmişiz. Fırat Nehri'ni falan görecekmişiz. Antep'e doğru yolculuğumuz var. Aslında bir iki günlük Adıyaman vlogu oldu, birleştirdim. Bir gezi vlogu olarak saymayalım bunu. YouTube'a geri dönüş, sizlere özlem ve birazcık sohbet, özlem giderme sohbeti olarak düşünebiliriz. Ne diyor bu? Akıp gitsin hayat. Ne? Gidiyor da. Oğlum al köpeği lan. Ne? İt mi geldi? Hala gerçek it ha. Şimdi birazdan drone gelecek. Şöyle bir şey düşündük. Ben böyle yürüyeceğim. Drone'a el sallayacağım ve böyle gidecek. Ve bu videoyu izlemek için Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Muhtemelen onu YouTube videosuyla aynı anda paylaşmışımdır. Güzel olduysa tabii. Güzel olduysa zaten bunu da yayına koymuşumdur. Bu arada kamerayı test etmiş olsun. Şu an koşuyorum. Titriyor mu kamera? Umarım titremiyordur. Şöyle yapacağım. Heh. Hazırım. El sallayıp döneceğim sadece. Kayıt deyin. Olmadı bence. Tekrar olmadı. Durmanı bekledim. Ben direkt öyle gideceğini bilmiyordum. Özgür bana el salla de, el sallayacağım. Şöyle durayım. Drone'u görüyormuş gibi el sallayayım. Sonra dönüp gideceğim. Öyle yapacağım. Dur. Evet, şu an drone geçiyor. Evet, drone geçti. Umarım güzel çıkmıştır ya. Şöyle bayağı uğraşıyoruz gerçekten bir reels videosu için. Onayladıysan tamam. Tekrar diyorsan tekrar. Şu an plan dışı olan bir Rumkale'ye geldik. Bir yemek molası verdik. Hatta gelmişken dedik bir de tekneye binelim. Kesin bir şey yok. Ama öyle bir şey düşündük. Rumkale hakkında ilk izlenimim zaten 3. falan gelişim buraya da. Bir de ara verelim dedik. Hemen bir yol arasında bir saç kavurma yiyek dedik. Burası hakkında çok fazla bir yorumum yok. Gerçekten güzel bir yer. Gelmeniz lazım. Yani yorum yapmıyorum ondan dolayı. Harika bir yer. Birazdan sizi manzarayla baş başa bırakacağım. Şimdi teras kafesine doğru gidiyoruz. Burada şöyle bir şey duydum. Buranın otoparkına girmeden hiç aşağıya inemiyormuşsun. Öyle bir şey varmış. Servislere binmen gerekiyormuş. Personel arkadaş öyle söyledi. Şimdi terasa geçeceğiz. Ya, ama bu çok saçma olmuş. Yani terasa arabayla girilmesi lazım. Şimdi biz o kadar yol yürüdük. Burada bir saçmalık var. Bunu yani burada dile getirmezsem olmazdı. Şimdi bilet aldık. Kişi başı 10 liraymış. Şöyle göstereyim size. 5 kişiydik. 50 lira verdik. Arkadaşlar lavaboya girdi. Onlar çıkana kadar da böyle bir burada şeyler var. Göstereyim size. Böyle. Hediyelik eşyalar falan satılıyor. Geldiğinizde tabii ki de uğrayabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bunlardan artık bizim evde doldu gerçekten. Yani neredeyse ayda bir kere geliyor. Özgür nereye gidiyor? Güzel yazmalarımız var ha. Diyor. Bakabilirsiniz. Sen ne gidiyor musun? Burası böyle. Daha şimdi drone'u falan şarj ederim. Drone'u kaldıracağız. O drone'dan bizim dükkanda faydalansın. Olur inşallah abi. Bunlar alak misafirlere yaşlılar. Koçanlar da güzel. Annem var. El işlemesi. Özgür yorumunu alalım. Çantalar hakkında ne düşünüyorsun? Çantalar nasıl? Güzel mi? Bir incele, bir elini al da bir incele. Öyle dıştan bakıyor, öyle bir içine bak. Bakalım arkadaşlar. Vallahi el işlemesine benziyor. Kız arkadaşıyla gelenler almadan geçemez buradan. Aa. İçine ben söyleyeyim yani gerçekten çok güzel. El işi değil mi abla bunlar? El. Vallahi emeğinize sağlık. Çok güzel duruyor ya. Paketli deneyekliği 30-40 derece arasında yıkanma özelliğine evet. Sahip. Takılarımız aynı şekilde. Zirkon, çelik renk atmaz, kararma yapmaz. Merhaba. Su falan deyince renk atmıyor yani. 350-400 arası değişiyor fiyatlar. Evet. Bu fiyat tabi şu an 2024'ün Şubat-Mart ayındayız. 300-200. Fiyatlar böyle. Buraya geldiğinizde tabii ki de çantalar bilmiyorum ama özellikle şehir dışından gelenler böyle şu yazmalar çok gidiyor. Buradan gelip alabilir. Bunların fiyatı ne kadar abla? Onlar yöresel. Onlar da 85. Fiyatı da uygunmuş. Mardin'de bunlar 100-110 arası satıyorlar. Aynen öyle. Geldiğinizde bunu da alabilirsiniz. Bünyamin abi nerede kaldı? Şu an Mardin'i kötülemiş olmuş abi. Yok orada pahalı satılıyor. Ucuz satılan yeri de vardır. Evet. Yani ön yargıyı kaldırarak Rumkale hakkında. Nasıl? Çok iyi. Bunlar orijinal yapım. Kolonyalar ne kadar abla? Bu Karagül abla. Siyah bir kolonya. Koklu, ona sıktırıyor. Şöyle bir şuraya sıkar mısın? Bu Karagül. Karagül çok merak ediyorum. Bu Karagül kolonyası. Bunlar Karagül, kırmızı gül, sarı gül. Fıstık kolonyası diyor da. Ne kadar? Bayağı iyiymiş. Küçük olan. Hangi TV? Hangi ana? Atatürk TV. Zeki Müren'in Özgür. Söngül marka, meşhur bir marka ve orijinaldir. Onu Fırat Nehri'den almıştım ben, diğer taraftan almıştım da çok önce, 2 yıl önce gelmiştim onlar buraya. Saklı Cennet, bunlar hepsi yan sarayısı, çakma. Fiyatı ne kadar? Bunlar küçük boylarımız 40, büyük boylarımız 80. Ben şu küçük boydan bir tane alabilir miyim? Olur, Karagül mü geçti? Karagül'den alayım bir tane. Tamam. Bak anne sen de düşünüyorum sonra bana almalı deme. İsminiz neydi? Ata da bu arada annesini unutmadı, annesine hediye alıyor. Vallahi aldım, buyur abla. Hayırlı olsun. Abla teşekkür ederim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sen de günleri geride bırak, mevsimleri geride bırak. Yere açtım yüzüm, mevsimleri yere açtım. Sen de günleri yere de bırak. Yemekler tabi porsiyon olarak geliyor. Bakalım verdiğimiz para değecek mi? En son çıkarken o değerlendirmeyi de yapacağız. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yer aynı zamanda. Zaten çoğunuz biliyorsunuz da yine de ekledik. Şöyle 5 kişilik bir yemek söyledik. En sonda tüm detayları vereceğiz size. Bünyamin abi dayanamıyor. Özgür Aşık'tan dizleri kırılmış çocuk. Yeme bak hami. Yarın bu saatlerde oruç olmuş olacağız. Siz hatta bu videoyu izlediğinizde oruç olacaksınız değil mi? Yok. Akşam paylaşırım. Orucunuzu açmış olursunuz. Ondan dolayı kimsenin canını çekeceğini düşünmüyorum. Sabah paylaş. Ha, sabah görürlerse doğru söylüyorsun. Artık şey söyleyeyim. Bundan sonraki 3-4 dakikalık sahneyi izlemeyin. Çünkü karnınız acıkabilir abi. Oruçken izlemeyin. Uyarıdır. Ben tavuk kanat söyledim. Böyle geldi. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Ellerine sağlık. Özgür'ün yaptığı dürüme bak usta. Böyle bir şey yok. Çek şu ayranı kenara. Siz nerede ya? Ben kaydı kapatayım, dizim kırılıydı. Heh, dur şimdi. Bak buraya efekti istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel ya, nasıl güzel değil mi? Şöyle bir kanattan hafif ısırayım, kaydı kapatacağım arkadaşlar gerçekten. YouTube'u seviyorum, video çekmeyi de seviyorum da. Eti bakın arkadaşlar, oruçken izlemeyin. Göz ayaklarınızı helal edin. He valla. Abi bak bu zaten Ramazan'ın önce gündüz yediğimiz son yemek. Mükemmel. Böyle bir şey yok. Neyse artık ben de yiyeyim. Gelirseniz tavsiye ederim tabii ki de, kesinlikle gelin. Ama fiyat tabii ki de siz bilirsiniz. Gün batımında bir drone ile görüntü alalım dedik. Şimdi drone'umuz kalkacak. Ha, burada da bir cam kırılmış. Şöyle göstereyim size. Cam gitmiş yani pert. El sallıyorum, dönüyorum, aynı klasik hareketimiz. Az önce o tepede yaptığımızın aynısını yapacağız. Değişen bir şey yok. Şöyle güneşe doğru da. Şöyle kapak fotoğrafımız da böyle olsun ya. Evet, başlıyoruz. Beni geç, beni şöyle geç ama şeyi aşma. Anladın değil mi? Sınırı aşmayak. Hazırım ben. Sallıyorum elimi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Rumkale'de sonlandırıyorum ancak Rumkale bu kadar değildi. Adıyaman da bu kadar değildi. Tekrar geleceğiz. Biraz hızlı iş şeyi oldu. Özgürcüğüm gel. Yani videoda çok büyük emeği var. Hepimizin ayrı ayrı emekleri var. Elinize sağlık. Hepimiz. Son zaten drone manzarasıyla kapanışı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.